Sevgili izleyiciler merhabalar. Bunu konuşalım programında sizlerle birlikteyiz. Bugün Elazığ CHP milletvekili Gürsel Erol bizlerle birlikte olacak. Kendisine merak edilen hem Türkiye genelinde hem de Elazığ'da ilimizde muhalefet yapmış olduğu muhalefetle ve birçok zaman gündemde olan cümleleriyle dikkat çeken bir kişilik kendisi ve kendisine merhabalar diyoruz. Evet teşekkür ederim. Size de iyi yayınlar diliyorum. Başarılar dileyim. Elazığ gibi yerel bir televizyonda bu içerikte bir program yapmak ve bu programın yapımcısı olmak bir başarı hikayesidir. Sizi de kutluyorum. Teşekkürler. Türkiye genelinde bu işle ilgili programlara çıkaracak çok kişi bulabilirsiniz, program konuları bulabilirsiniz. Ama yerel anlamda bir yerel televizyonda bu programı yapmak müthiş bir cesaret işi ve başarı işi. Sizi de kutluyorum. Hayırlı olsun. Çok sağ olun. Çok sağ teşekkür olun. Ediyorum. Gürsel Bey önce sizden dinleyebilir miyiz? Ya ben önce şunu anlatayım. Ben yetim büyüyen bir öğretmen çocuğuyum. Benim babamın çok dramatik bir hayatı var. O hayatındaki dönüm noktaları benim yaşamımı hep yönlendirdi. Yani hep onları örnek aldım. O değerler üzerine siyaset yapmayı ve yaşamımı o değerler üzerine şekillendirmeyi tercih ettim. Benim babam 40 günlükken babası Manisa'da askerde bir rahatsızlık sonucu vefat ediyor. Ve oğlunu hiç görmemiş. Babam da babasını hiç görmemiş. İşte hamilelik dönemi. Askerlik dönemine denk gelmiş. Ama babası vefat ederken oğlu kokusunu alsın diye babama atletini göndermiş arkadaşlarıyla. Yani oğlumu göremedim, oğlum da beni göremedi. En azından babasının kokusunu alsın diye. Babam ölünceye kadar o atleti saklamıştı, güve yemişti, parça halinde kalmıştı. Sonra annesi evleniyor. Yani genç kadın doğal olarak işte evleniyor. Babamın dedesinin 7 çocuğu var. Onun da eşi ölmüş. Çocuklarıma yeni evleneceğim eşim işte iyi davranmaz diye evlenmemiş. Yaşlı bir adam 7 çocuğa bakıyor ve 8. çocuk olarak babamı torunun yanına alıyor. Onu da o bakıyor. Malatya Akçada Köy Enstitüsü'nden Tunceli'nin köylerine müfettişler geliyor. Bu müfettişler işte çocukları götürüp de Akçada Köy Enstitüsü'ne kaydedecek çocukları topluyorlar. Dedesinin yalnızca bir çocuğu okutma şansı var. Yani ekonomik olarak yalnızca bir çocuğu gönderecek. Babam yetim diye babamı seçiyor. Yani babam Akçada Köy Enstitüsü'ne gidiyor, öğretmen oluyor. O 7 çocuğu, dedesinin 7 çocuğunun 7'si de çiftçi olarak köyde hayatlarını devam ettiriyorlar. Şu anda onların çocukları da çiftçi. Ama babam yetim diye babamı tercih ediyor. Devletin verdiği imkanla babam öğretmen oluyor, Köy Enstitüsü'nü bitiriyor. Ve ben de devletin verdiği imkanla okuyan babanın çocuğu olarak bu ülkede 2 dönemdir milletvekilliği yapıyorum. Onun için benim devlete karşı olan biatım, itaatım, sadakatim biraz daha farklı. Yani ailemizden çok onun ötesi de var. Evet, soracağım onu da. Onun da ötesi var ama tabii doğal olarak babamın devlet tarafından eğitilmiş olması, Köy Enstitüsü mezunu olarak hayata atılmış olması, o öğretmen çocuğunun evladı olarak bizim milletvekili olmamız hem olaylara bakış açımızı, hem yaşam tarzımızı, hem siyaset dilimizi, hem de devlete karşı bağlılığımızı ve sadakatimizi farklı şekillendirdi, farklı yönlendirdi. Ben bu ikinci dönem milletvekiliyim. İlk dönem milletvekiliyim Tunceli milletvekiliğimdi. Tunceli milletvekiliğim de çok ilginçti. Ben Sayın Genel Başkanımızın bilgisi dahilinde Tunceli'den adaylıkla ilgili bir çalışma kampanyası yürütmüştüm. Ama sonra 7 Haziran seçimlerinde Tunceli'den ön seçim yapmadılar. Ben ön seçim iddiasıyla gelmiştim. Çok detayına girmek istemem. Program zamanımız da kısıtlı. Evet, sorularım da çok. 7 Haziran'da başka bir arkadaşımız milletvekili adayı yapıldı. O arkadaşımız seçimi kaybetti. 2 milletvekilini de HDP almıştı. Sonra 1 Kasım'da Türkiye'nin 81 ilinde bir tek Tunceli'de benim isteğim ve talebimle ön seçim yapıldı. Ön seçime girdim. Liste 1 oldum ve o zaman PKK'ya karşı milletvekili seçildim. Evet. Çünkü 2 milletvekilini HDP almıştı. Onu kaybetmek istemiyorlardı. Sonra da hayat bizi Elazığ'a tekrar yeniden sürükledi. Çünkü ben doğma büyüme Elazığlıyım. Tabii ki atalarım, dedelerim, köküm, soyum, sopum Tunceli kökenli. Evet. Yani insanlar zaten soyundan sopundan korkmamalı. Herkesin soyu sopu kendi onuru şerefidir. Herkesin soyuna sopuna saygı duyacaksınız. Ama bunu ne bir ayrıcalık ne de bir utanç meselesi olarak görmeyeceksiniz. Bu bir aile geleneğidir, aile soyudur. Ama bizim Elazığ'a aile olarak gelmemiz çok daha erkendir. Yani yaklaşık olarak sanıyorum 1930'lu yılların başında Yukarı İçmeköy'üne yerleşmişler. Benim annemin ve bütün dayılarımın, teyzelerimin doğum yeri Yukarı İçmeköy'dür. Orada hala birbirimizin çocuklarının evi vardır. Akrabalık ilişkilerimiz vardır. Ben gider gelirim. Ama ben hiçbir zaman ben İçmeliyim demedim. Niye demedim? Ben atalarım Tunceli, oradan gelmişler.
Ama doğma büyüme biz Elazığlıyız. Elazığ'ın ekmeğini yedik, Elazığ'ın suyunu içtik, Elazığ'ın gelenekleriyle büyüdük, Elazığ'ın kültürüyle büyüdük, Elazığ'ın değerleriyle büyüdük ama soyumuzu sopumuzu da unutmadık. Evet. Teşekkür ediyorum. Kendinizden ve Elazığ'dan bahsettiğiniz için hemen sorumu da sormak istiyorum. Çocukluk yıllarınızda Elazığ'daki hayatınız nasıl geçmişti? Ve buradaki hangi okullarda okudunuz? Bir onu kısaca söylerseniz. Ben şimdi ara ara bizim çocuklarımıza verdiğimiz imkanlarla, yaşamla kendi çocukluğumuzu kıyaslıyorum. Bizim çocukluğumuz yokluk içinde geçti. Evet. Yani sonuçta bir öğretmen çocuğusunuz. İşte 6 kardeşsiniz ama inanın belki de bugünkü çocukların yaşadığı koşullardan daha iyi yetiştik. Daha iyi şartlarda yetiştik. Manevi değer yargılarımız daha iyiydi. Komşuluk ilişkilerimiz, dostluk ilişkilerimiz, arkadaşlık ilişkilerimiz. Çok köklü dostluklarımız vardı. Mesela bunu birçok insan bilmeyebilir. Turan gazetesinin sahibi Allah rahmet eylesin Turan amca. Turan benim annemin mahalle arkadaşı Turan amca. Onun oğlu Murat, Eşref. Yeğenle kuzenleri Uluç, benim mahalle arkadaşlarım, sokak arkadaşlarım. Yani böyle köklü arkadaşlıklarımız oldu. Sokaklarda büyüdük. Sokaklarda inanılmaz bir komşuluk ilişkisi vardı. Yani susadığın zaman gidip herhangi bir komşunun kapısını dövüp su içebiliyordun. Acıktığın zaman gidip ekmek isteyebiliyordun. Böyle ilişkiler vardı. Bir de bizim büyüdüğümüz mahalle biraz daha farklı bir mahalleydi. Eski toplum polisi vardı şehit ilanlarının başında. Yani Mezir Ortaokulu'yla Cumhuriyet Mahallesi'nin üstündeki sokak. Orada eski bir yanan bir mektep vardı. Çevirme denilirdi oraya. İçinde envai çeşit ağaç vardı. Yani bir tane ev yoktu. Herhalde orası bir 400-500 dönümlük bir alandı. Meyve ağaçları vardı, yüzme havuzu vardı, spor sahaları vardı. Doya doya çocukluğumuzu yaşadık. Mesela biz meyveyi böyle manavdan, pazardan alınarak yediğimizi bilmeyiz. Meyve ağaçların başındaydık. Yani dut ağacının üstünde yerdik. Yani böyle güzel anılarımız oldu. Evimiz iki katlı kerpiç bir evdi. Üst katta dedemler otururdu, alt katta biz otururduk. Teyzelerimizle, dayılarımızla böyle dayı teyze ilişkisiyle büyümedik. Kardeş gibi, ya onlar da beni zaten öyle görüyorlar. Kardeş gibi yetiştik. Anneannemi çok severdim. Anneannem de yetim büyümüştü. Annesi onu doğururken vefat etmiş. Sonra annesi işte babası evleniyor, o da yetim büyümüş. Babamı da ondan dolayı farklı severdi anneannem. Yani inanılmaz demek o yetim büyümenin verdiği duyguyla biraz daha farklı duygusal yaklaşıyorlarmış. Beni de çok severdi anneannem, ben de anneannemi çok severdim. Tabii annelerin mutlaka herkesin hayatında önemi vardır ama benim anneannemin de farklı bir yeri vardı. Çok asil bir kadındı, inanılmaz böyle kendine göre otoriter tam bir Elazığlı şeyle yetişen, İçme'de büyümüştür kendisi de. İnanılmaz bir kadındı. Yani bu ilişkiler, bu dostluk ilişkiler hiçbir zaman unutmadım. Mesela ben vefat edinceye kadar Turan amcayı sürekli ziyaret ederdim. Çünkü onu gördüğüm zaman o annemle olan, babamla olan, anneannemle olan o dostluk ilişkilerini hep hatırlardık. Onları anlatırdı, mahalleyi anlatırdı. Hala da böyledir. Mesela mahallemizde Terzi Süleyman vardı. Süleyman abi hala ara ara gider ziyaret ederim. Babamı hatırlarım onu ziyaret ettiğim zaman. İşte odun ambarında Müslüm Keşkek vardır. O hala o işi yapar. Ara sıra gider onu ziyaret ederim. Hıdır Kaya vardır. İşte bunlar hep babamın dostları. Onlarla sohbet edince babamla hasret giderim. Yani biraz. İnsan ara ara yani mevkiniz makamınız ne olsa insani duygular bazen sizi frenleyemiyor. Ve babamın yetim büyümesinden dolayı benim babama karşı ayrı bir bağım vardı. Yani hep hayatım boyunca da ona layık olmaya çalıştım. Çünkü inanılmaz Atatürkçü, inanılmaz cumhuriyetçi, inanılmaz devletçi bir adamdı. Farklı bir gelenekle büyümüşlerdi. Mesela hafta sonları evde pazar günleri mutlaka uyandığında tıraş olurdu. Altta pijama, üstte kravat ve gömlek olurdu. Yani o cumhuriyetin kendisine verdiği o eğitim değerinden hafta sonu bile asla vazgeçmezdi. Ve müthiş ilişkilerim vardı benim babamla. Bir de tabii Elazığ İl Başkanlığım döneminde babamla baba oğlu ilişkisini çok sıkı yaşadım. Yani sürekli bir aradaydık, aynı evde kalıyordum. İşte beni sürekli yönlendirirdi, anlatırdı, çoğu zaman benimle tartışırdı. Ve anılarını yazardı. Anılarında çok anlamlı benimle ilgili de yazdığı şeyler vardı. Kardeşlerimden rica ettim. Anı defterini ben aldım. Fotokopisini çektim, onlara verdim. Çok ilginçtir. Mesela biz 6 kardeşiz.
Diğer beş kardeşimle ilgili hiçbir değerlendirme yapmamış. Hep beni anlatmış. Çoğu yerde methetmiş, çoğu yerde eleştirmiş. Ya keşke bunu yapmasaydı filan. Aslında ben şeyi görüyordum. Yani ben yapı olarak, huyu olarak, karakter olarak babama benziyorum. Babam da kendisine benzettiği için, yani beni kendisinde gördüğü için veya kendisini bende gördüğü için hep beni yönlendirmeye, şekillendirmeye çalışmış. Ama bunu bir baba olarak bir dayatmayla değil, hep böyle yani yaşamın bir akışı içerisinde yönlendirmeye çalışmış. Ve şeydir, babam vefat ettiğinde ben babamın mezarını köyüne götürdüm. Yani Pertey'in Derenayesi beldesini, ilçesi, köyünün Baskivan mezarasına götürdüm. Dedesinin mezarı da oradaydı. Ve babamın en büyük özlemi babasının mezarını bulmaktı. Babasının mezarını bulamadık. Yani çünkü herhalde 1935'lerde filan Manisa'da vefat etmiş. O dönemlerde demek kayıtlar filan yeterince sağlıklı tutulmamış. Mezarını bulamamıştık. Ve bütün özlemi hayatında yani sürekli babasının mezarını aradı. Ama bulamadık. Ben babam vefat ettikten sonra bütün dedelerimizin, amcalarımızın mezarının olduğu bir mezarlığımız vardır. Orayı bir aile mezarlığına getirdim. Ve babamın yanında babasının anıtsal bir mezarını yaptım. Bulamadık ama en azından işte orada onun da bir adı olsun diye. Böyle anılarımız oldu. Annemin de yeri farklıydı. Annem çok fedakar bir kadındı. İşte 6 çocuk. Mesela bizim hafta sonları banyo günümüzdü. Yani bir gün annem bizi yıkamak için ve çamaşırları yıkamak için işte haftanın diyelim cumartesi ve pazar günleri bahçede kazan kaynardı. Yani odundan resmen kazan kaynardı. İşte banyo dışarıdaydı, evin dışındaydı. Altta sobası olan, üstte kazanı olan bir banyomuz vardı. Soba yakılırdı. Annem önce bizi yıkardı, sonra dönerdi. O gün boyunca, bütün gün boyunca çamaşır yıkardı. Bütün gün boyunca. Eski, şimdiki çocuklar yeni nesil bilmez, tokmak vardı. Önce çamaşırları suyun içine sokarlardı. Sonra tokmakla onların kirden arınmasını sağlardı. Vefakar insanlardı, çilekeşlerdi. Ya ama sonuç itibariyle ben annemle de babamla da bir evlat olarak yaşayabileceğim bütün duygular yaşadım. Evlat olarak elimden geldiği kadar ikisine de yani dua ettirmek için elimden geleni yapıyorum. İşin özeti o. Yani birisi anana babana rahmet dediği zaman ben dünyanın en mutlu insanı oluyorum. Çünkü bazıları batıl diyebilirler ama benim batıl inançlarım vardır. Yani ben bu tür şeylere inanırım. Yani bir dua alacaksınız. Ve hayatımda çoğu zaman böyle uçurumun kenarına geldiğim çok anlar olmuştur. Yani artık bu bitti denilecekler. Onlardan birisi de Elazığ seçimidir. Mesela benim Elazığ milletvekili adaylığıma %1 bile ihtimal verilmiyordu. Ama ben başaracağım dedim. Ben inanıyorum dedim. Geldim Elazığ halkın desteğiyle seçildim. Bunun gibi birçok olay başından geçti. Hatta bir gün bir olumsuz bir yaşamımızı da etkileyecek bir konu vardı. Olumsuz sonuçlanınca benim büyük oğlum bana dedi ki ya baba dedi ya sen dedi o kadar fakir fukaraya sahip çıkıyorsun ama dedi hala dedi bak dedi başına gelmedik hiçbir şey kalmıyor. Oğlum dedim bu işler böyledir dedim. Ben fakir fukaraya sahip çıkıyorum ama dedim bu iyiliklerin her zaman karşılığını gördüm. Hiç merak etme dedi. Yani ben bir noktaya kadar gelirim ama uçurumdan aşağı asla bugüne kadar gitmedim ve gitmeyeceğim. Bak dedim yine bizim o yardımlarımız, o fakir fukaranın duası bizi buradan alacak dedim. Ve bir hafta sonra Türkiye'de farklı bir gelişme oldu. O bizim başımızdaki olaydan biz kendimizi kurtardık. Birçok olay yaşadım böyle ve onun için değer yargılarım farklı. Şimdi bazı insanlar beni farklı yorumlayabilirler, farklı değerlendirebilirler. Benim hiç umurumda değil. Ben kendi iç muhasebemdeki kendi aile kültürüme, geleneklerime, değerlerime, babamın bizi yetiştirdiği o cumhuriyetçi, o Atatürkçü, o aydınlıkçı, o devletçi yapıya sahip çıkarak yaşam tarzını bütünleştirmiş ve çocuklarımı da öyle yetiştiriyorum. Yani iki tane soytarı ne derse desin. Olay hiç umurumda değil. Kendimle barışık olmam önemli. Onun için bir yerde bir fakir gördüğüm zaman, bir gariban gördüğüm zaman ben onun derdini biliyorum. Çünkü ben de o günlerden geldim. Mesela ben lise dönemime kadar ve lise dönemde de hayatta benim yeni bir takım elbisem olmamıştı mesela. Benim büyük bir abim vardı. İşte sırasıyla ve Sümermak'tan bütün alışverişimizi yapardık. Sümermak'tan abime takım elbise alınırdı. Ben beklerdim ki abim eskisin sıra bana gelsin elbiseyi ben giyeyim. Benden sonra da benim küçük kardeşim beklerdi. Yani abim eskisin tabii o sırada da hepimiz büyüyoruz. Beden hepimiz oluyor çünkü evet. En az 2 sene 3 sene yiyorsun. Ya bu şartlarda geldik ama çağımıza çocuğumuza iyi hayatlar hazırladık. Yalnızca onları ekonomik olarak güçlü bir yaşama hazırlamadık. Dünyanın gerçeklerini, yaşamın gerçeklerini öğrettik. Kendi geleneklerinden ve kültürlerinden hiçbir zaman koparmadım ben. Ben mesela her sene, mutlaka bu sene pandemiden dolayı gelmediler. Çocuklarım benimle birlikte Elazığ ve Tunceli bölgesindeki seyahatlerime mutlaka gelirler. Ben mesela kurbanlarımı bizim Pertey'in Sultan Hıdır denilen Zeve köyünde bir
ziyaretimiz vardı. Ben mesela kurbanlarımı mutlaka orada keserim. Her sene keserim. Ve her sene çocuklarımla gider keserim. Niye? Kendi geleneklerinden, kültürlerinden kopmasınlar. Mesela harp otu karış karış bilirler benim oğullarım. Oradaki türbelerin hepsini bilirler oğullarım. Yani gittiğimiz zaman en azından insanların bizimle ilgili olan beklentileri, duyguları, taleplerini gördüğüm zaman onların gözünden anlıyorum. Ve onların çaresizliği biliyorum. Onun içindir ki vicdanımızla, namusumuzla siyaset yapmaya çalışıyoruz. Bu toplumun değerlerine layık olmaya çalışıyoruz. Milletvekili seçilme şansını yaratan Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerine, Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkarak devlet geleneklerini yaşatmanın mücadelesini veriyorum. Bu değerlerde siyaset yapıyorum. Biraz da duygulandım, kusura bakmayın. Gerçekten, ya, rica ederim, yani, rica ederim. Ben de çok duygulandım. Bir hayli de sorun var. O yüzden bölmek de istemedim. Evet. Ya şöyle, ben hep şunu söylüyorum. İnsan duygularıyla insandır. Aynen. Yani bir insan eğer... Yani ben bir gün Adalet Bakanlığı bir programda seyretmiştim. O da benim gibi aileyle ilgili şeylerini anlatınca gözleri doldu. Dedim ki Adalet Bakanımız vicdani ve insani duygularını yitirmemiş. Arkadaşlarımızla evet. konuştuk mecliste. Niye dediler? Çünkü dedim gözünden yaş geliyor. Ya bu anlamlıdır yani. Evet. Yani bir insanın gözünden yaş gelmiyorsa, işte anasını babasını anarken duygulanmıyorsa o insani duygularını kaybetmiştir. Evet. Ondan ne memlekete, ne vatana, ne millete, ne çağısına, ne çocuğuna bir hayır gelmez. Evet, kendine yani faydası. Için, evet, biraz duygulandık. Seyircilerimizden de özür dileyelim. Yok, rica ederiz. Sağ olun. Çok güzel, samimi bir şekilde anlattığınız için biz teşekkür ediyoruz ayrıca. Hemen sormak, daha sonra diğer sorularımı hızlıca geçmek istiyorum ama babanız anılarını yazmıştı, siz bunları okuyabildiniz. Siz anılarınızı yazıyor musunuz? Yazıyorum. Ben özellikle bu pandemi sürecinde bütün anılarımı yazdım. Yani Doğan dayımın ölümüne kadar, yani 2 ay öncesine kadar olan süreci anlatmıştım. Bu gittiğimde Ankara'ya döndüğümde o süreci de ayrıca yazacağız, ona da geleceğim. Ya ben biraz daha böyle şeyim, anılarımı çocuklarıma ileride kendi çocuklarını anlatabilecekleri, örnek oluşturabilecekleri, yaşamımızda nereden nereye geldiğimizi, nasıl mücadele verdiğimizi, hayatımızda hiçbir şeyin hazıra konmayarak, mücadele verilerek, ve bu mücadeleyi verirken de kendi değerlerimizden, inançlarımızdan, devletçiliğimizden, cumhuriyetçiliğimizden, vatan sevgimizden asla taviz vermeyerek nasıl nerelere geldiğimizi anlattım ve onlara örnek oluşturmaya çalıştım. Vasiyetnamem bile benim hazır. Gömüleceğim yer bile hazır vasiyetimde. Ya öyle ne olur Allah korusun. Allah yani gecinden versin. Ya Allah gecinden versin ama evet. Nedir? Ya ben şeyi görüyorum yani mesela sürekli yollardayız. İşte uçakla gidiyoruz, karayoluyla. Allah korusun bir yerde bir şey olur, bir şey olur. Yani çocuklar ya babam acaba ne diyordu, ne düşünüyordu demesinler. Ya onu bile düşünerek hareket ediyorum ben. O anlamda ben de anılarımı yazıyorum. İşte bizim ailemizde, ailemizin bel direği, belki de hepimizin hayatını şekillendiren, yönlendiren, bu noktalarda olmamıza dolaylı da olsa katkı veren, onu örnek aldığımız kişilerden birisi de eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdere'nin. Evet. Mesela biz dayımızın öleceğini aklımıza getirmezdik. Aklımızdan geçmezdi. Çünkü Doğan Taşdere bizim gözümüzde bir şeydi. Yani bir, ne diyeyim, bir liderdi. Örnek alınması gereken bir kişilikti. Ölümü ona yakıştıramazdık yani. Aklımıza bile getirmezdik. Ama bir sabah gelen telefonda dayımızı kaybettiğimizi gördük ve hala ya inanamıyoruz yani. Ya öldüğüne inanamıyoruz ama hayat bu. Yapacak evet, bir şey yok. Gerçekten. Önemli olan işte dediğim gibi ama siz bir gün mevkiniz, makamınız, ünvanınız ne olursa olsun bir gün bu dünyadan göç edip gideceğinizi bileceksiniz. Mesele göç edip gittikten sonra, öldükten sonra da bu mevkileri, makamları bıraktıktan sonra da insanların sizi saygılı anması, evet. size duydukları o saygıdan dolayı sizin çocuklarınıza da sahip çıkması. Evet. Onları da bir yerde gördüğü zaman hal hatır sorması. Bunlar önemli. Yoksa ne olacak? İnsani ilişkiler. Evet. Peki Elazığ'la bu kadar güzel bağlarınız varken Elazığ'dan neden gittiniz? Kısaca hemen cevap alırsam ya şöyle, sorularımı benim soracağım. Elazığ'dan çıkışım askerlik nedeniyle. Evet. Askerlik için ben Elazığ'dan askerlik nedeniyle çıktım. Ve Ankara'nın Polatlı ilçesinde Topçu ve Füze Okulu'nda askerliğimi yaptım. Sonra da işte anneannemler ve dayımlar Ankara'da yerleşik olarak oraya taşınmışlardı. Evet. Orada kaldım. Sonra dayım Çankaya Belediye Başkanı oldu. Ben siyasete orada başladım. O vesileyle hayatımızı Ankara'da şekillendirdik. Ama Elazığ'la ilişkimizi kesmedik. Sürekli geldik, gittik, ilgilendik. 1992 yılında da tekrar Elazığ'a il başkanı olarak geri döndüm. Evet. 1992 ve 95 yılları arasında Elazığ'da önce SHP il başkanlığı yaptım. Sonra CHP il başkanlığı yaptım. Mesela birçok insan bilmez ben 1995 yılında da Elazığ'da CHP'nin birinci sıra milletvekili adayıydım. O zaman yine az bir oyla kaybetmiştim.
Karşımdaki rakipler o zaman Emniyet Genel Müdürlüğü'nden istifa ederek aday olan Mehmet Ağar'dı. Birinci sıra. Seçilmeme sebebiniz de bu muydu tabii acaba? Tabii, ikinci sırada Ziraat Bankası Genel Müdürü Cihan Paçacı. Müthiş, evet. İki tane kişilik var karşınızda. Birisi siyasetin, bürokrasinin en önemli yerlerinde görev almış, inanılmaz bir yaptırım gücü olan, evet. Kendine göre etki alanı oluşturmuş Elazığ'da, işte Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen Mehmet Ağar. Diğeri de işte sermayeyle olan bütün ilişkileri Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Elazığ'ın ticari hayatına destek veren, tarımına, hayvancılığa destek veren iki tane güçlü bir figür var karşınızda. Siz de onların karşısında genç bir insansınız. Yani ekonomik olarak onlarla yarışma şansınız yok. Kampanyayı onlar kadar başarılı götürme şansınız yok. Ya ben o zaman işte kaç yaşlı? 28 yaşında falandım yani. 28 veya 29 yaşındaydım, evet. Gençtim. Ama yine bakın benim o dönemki mesela söylemlerim, pankartlarım, afişlerim, broşürlerim ara sıra Elazığ'daki gazetecilerle bir araya getiriyoruz. Bugün neler demişsem, hangi dille siyaset yapmışsam o günde aynı şeyleri kullanmışım. Devlet. Hep devleti. Yani devletçilik üzerine bir siyaset dili oturtmuşum. Ya her işte bir hayır vardır. Ben şunu söylüyorum. Eğer kaderinizde, kısmetinizde bir şey olmak varsa, hı hı, bunu hiç kimse engelleyemez. Ama kaderinizde, kısmetinizde bir şey yoksa istediğiniz kadar zorlayın olmazsınız. Şimdi ben çok ilginçtir. Yani bazen bazı konularla ilgili yorum yaptığım zaman etrafımdaki insanlar bana inanmazlar ve bıyık altından gülerler. Ya bu ne diyor, saçmalıyor diye. Tunceli'den milletvekilliyim, işte 7 Haziran milletvekilliğinde ben aday değildim. Arkadaşlarımızla oturup konuşurken, hatta bugün genel başkan yardımcım şu anda Ali Öztunç, Kahramanmaraş milletvekilimiz, genel başkan yardımcımız. O da müracaat etmişti, RÜTÜK üyesiydi. Onu da aday yapmamışlardı. Bir restoranda oturuyoruz, etrafımızda da 3-5 arkadaşımız var. Ali üzüldü. Ya dedi ki, ya abi dedi, bizi niye dedi, hatta bana dayı diye hitap eder. Dedi ki ya dayı, bu kadar emeğimiz var dedi ya. Bizi dedi bu listeye koyduklarından kötü müyüz dedi. Niye bizi yapmadılar? Dedim ki bak her işte bir hayır vardır Ali. Kendini üzme dedi. Evet. Ama bak ben sana söylüyorum dedim. Hiç canını sıkma dedi. 7 Haziran sonrası dedim hükümet kurulamayacak. Evet. Maraş'tan da Tunceli'den de CHP milletvekili çıkaramayacak. Kasım'da ve Aralık'ta seçim olacak. İkimiz de dedi milletvekiliyiz dedim. O güne hazırlan dedi. Ya birebir tutturdum yani. Böyle bir şey olmaz ya. İnanamazsınız yani. Herkes şoktu ondan sonra. Hakikaten de dediğim birebir oldu. Yani Kasım'da erken seçim oldu. İkimiz de aday olduk. Yani o yurt dışından gelen oylarla o dönem 1-200 oyla falan kaybetmişti. Ben Tunceli'de milletvekili oldum. Şimdi o da Maraş'tan yine milletvekili şu anda ve genel başkan yardımcısı. Yani kısmetinizde varsa kimse önünüze, evet, çıkamaz. CHP gençlik kollarında başkanlık yaptığınızda Çankaya'da belediye başkanı olan dayınızdı. Sayın rahmetli Doğan Taşdelen'di. Onun rolü oldu mu? Kesinlikle. Yani çünkü biz bir aileyiz. Evet. Yani ben de mesela şimdi kuzenlerim, yeğenlerim, siyaset yapmaya eğilim olanlara destek veriyorum. Niye? Onları doğru yönlendiriyorum, sahipleniyorum. Evet. Dayım da her zaman bize sahiplenmiştir. Doğan dayım gariban babasıydı. Hakikaten, hı-hı, baba bir adamdı. Kendi değerlerinden asla kopmamıştı. Elazığ kültürüyle iyi büyüyen birisiydi. Elazığ folklorunu, müziksini çok iyi bilen birisiydi. Ve Elazığ'da belki de on binlerce insan el atmıştı. Öyle bir adamdı. Elazığlar'da, Ankara'daki Elazığlar'da müthiş Doğan dayımı severler. Yere göğe koymazlar. Elazığ'da çok köklü dostlukları vardır. Yani burada hala o ilişkileri devam eder. Birçok gittiğim yerde de karşılaşıyorum. Dayım benim yakın dostumdu, okul arkadaşımdı, folklordan arkadaşımdı, tiyatrodan arkadaşımdı, spor kulübü. Çünkü Doğan dayım çok sosyal bir adammış. Ya inanılmaz dostlukları var. Belediye başkanlığı döneminde Elazığlar Vakfı'na orada bir arsa verdi. Vakıf binasını yaptırttı. Ve Elazığ kültürünü, geleneğini sürekli Ankara'da canlı tuttu, sahiplendi, destek verdi. Ve Elazığlıların, Ankara'daki Elazığlıların hepimizin sırtını yaslayacağı bir adamdı. Evet. Ankara'da rahmetli Sayın Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanlığı döneminde yapılan yurt. Evet, evet. Oradaki diyaloğunuz nasıl oldu? Katkınız ve rolünüz ne oldu? Ya şimdi benim hayatım, bir defa bende korku yok. Yani, hı, karşımdaki kim olursa olsun kendimi rahat ifade edebiliyorum. Yani, evet, benim hakkımda ne düşünür diye bir endişem yok. Yani ben eğer bir talep için gidiyorsam benim için öncelikli olan o talebin gerekçesini, hı, anlatmaktır. Yıl 1995'in sonu Ankara'da Tunceliler Eğitim Vakfı diye bir vakıf var. Ben de vakfın kurucuları arasındaydım. Vakıf başkanlığı seçimi var. Fakat vakfın bir projesi var. Bir öğrenci yurt binası yaptıracak. Evet. Bu öğrenci yurt binasının yaptırılması için de Doğan dayım Elazığlar Vakfı ile Tunceliler Vakfı'na da birlikte arsa, hı hı, vermiş. Yani belediyenin iki arsa vermiş. Birini Elazığlar Vakfı'na, birini Tunceliler Vakfı'na. Bu arsanın üzerine bir bina yapılacak ama vakfın bir kuruş parası yok. Parası olmadığı için de kimse de bu binayı yaptıramayacağı için vakıf başkanlığına kimse aday değil. Ben de gençim yine, işte 28-29 yaşındayım. Ben söz istedim. Ya dedim ki beni vakıf başkanı seçin dedim, bu binayı ben size yaptıracağım dedim. Ya bak bu şu anki binanın değeri 10-15 milyon filandır yani, öyle küçük bir bina da değil.
Nasıl yaptıracaksın dediler. Dedim ki bana yetkiyi verin. Eğer ben bu yetkiyi kullanıp da bu binayı yaptıramazsam 2 yıl sonra beni sorgulayın dedi. Peki dediler, beni vakıf başkanı seçtiler. Ben Erdal Bey'e çok yakındım, Erdal Ünlü'ye. Yani manevi oğlu gibiydim. Hatta vefat ettiğinde eşinin talebi üzerine cenazesini mezara ben koymuştum. Halya'da da Sevinç Hanım'la telefonlaşırım, ziyaretine giderim. Ya çok yakın bir ilişkimiz vardı. Ben Erdal Bey'i aradım. Erdal Bey'in de Demirel ilişkisi çok iyiydi. Demirel, Erdal Bey'in bir dediğini iki yapmazdı. Erdal Bey'i aradım. Dedim ki efendim dedim. Ben dedim Tunceliler Vakfı'nın genel başkanı oldum. Ama vakıf başkanı olurken de vakıf üyelerimize böyle bir taahhüdümüz oldu dedim. Şimdi bunu sayın dedim Cumhurbaşkanı'na ulaşıp aktarmak istiyorum dedi. Bu binanın yapımı ile ilgili. Peki Erol dedi. Onun konuşma şivesiyle böyle. Sonra aradan birkaç gün sonra beni Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Necdet Seçkinöz aradı. Dedi ki Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı var. İşte Erdal Bey'in aradığını, randevu talebiniz var. Sizi bekliyorlar dedi. Bu genelde yöresel vakıfların, yerel vakıfların başkanları da işte ilin en yaşlısı, en akabir takımından olan kişi olur böyle. Herhalde Demirel öyle bir adam bekliyordu karşısında. Gittik işte 29 yaşında genç bir adam. Ben Tunceli'den gelen öğrencilerin Ankara'da bu terör örgütlerine karşı nasıl zayıf düştüklerini ve hangi tehlikelerle karşı karşıya kaldıklarını anlattım. Binanın yapılma gerekçelerini anlattım. Niye ihtiyaç duyduğumuzu anlattım. O da herhalde genç bir adam gördü karşısında. Dedi ki genç başkan tamam dedi merak etme dedi. Oranı dedi gelip binanın dedi temelini atıp binayı biz size yapacağız dedi. Biz tabii havaya uçtuk filan. Hakikaten de dedi tarihte geldi. İşte o zaman Erdoğan Şahinoğlu Ankara valisiydi. Allah rahmet eylesin. Hepsi devlet adam ve temiz adamlardı. İşte Deniz Baykal başbakan başbakan yardımcısıydı. Seçim döneminden önceydi. Yani böyle İkbet Çetin, siyasetin ekabir takımları, meclis başkanı, cumhurbaşkanı geldi temel atma törenine. Evet. Geldiler temel atıldı. Fakat temeli su bastı. Bizi ne arayan var ne soran var. Ben arada birkaç ay geçtim. Tekrar Sayın Cumhurbaşkanı'na randevu aldım gittim. Evet. Dedim ki efendim dedim temeli attınız dedim. Ama dedim ben Tunceli'yle hemşerilerim arasında müthiş dedim bir eleştiriye açık oldum. Niye dedi? Temeli size attırmamdan kaynaklı dedim beni eleştiriyorlar dedim. Niye Demirel'e bu binayı yaptırıyorsun diye. Ve binamız da yapılmıyor dedim. Bizi ne arayan var ne soran var dedim. Eğer bu bina yapılmayacaksa dedim benim bu görevden istifa etmem lazım dedim. O kendine özgü Allah rahmet eylesin kahkahasıyla sırtıma vurdu. Genç başkan dedi git dedi seni arayacaklar merak etme dedi. Bizim sözümüz yerde kalmaz dedi. Çok anlamlı bir kelimedir. Sonra beni Gama'nın sahibi Erol Üçer aradı. O da vefat etti Allah rahmet eylesin. Dedi ki Sayın Cumhurbaşkanımız bize talimat verdi. Bir binanız yapılacakmış. Projelerinizi alın gelin. Ya inanır mısınız götürdük 6 ayda binayı yaptılar. Tepe mobilyadan tepeden tırnağa detaylarına girmiyorum. Tepişatını yaparak bize teslim ettiler. Ve ondan sonra Demirel'le benim inanılmaz bir bağım oldu. Yani elimi kolumu sallayarak köşke gidiyordum. Öyle bir bağım oldu. Necdet Seçkinöz'de abi diye hitap etmeye başladım. Öyle sahipleniyorlardı. Allah hepsine rahmet eylesin. Ama şunu görüyorum. Bunların hepsi hem gönül adamıydı hem devlet adamıydı. Farkları evet. Oydu. Allah hepsinin yerini mekanı cennet etsin. Amin. Vakıf başkanlığımız da öyle bir macerayla geçti. Geçti. Siyasete girmeye nasıl karar verdiniz? Eğiliminiz hani nasıl oluştu? Ve burada hani yine rahmetli Diyap Ağa'nın torunu olmanızın etkisi oldu mu? Devletçi, milliyetçi bir kimliğiniz var. Ayrıca Atatürkçü bir yapınız var. Tüm bunların hepsi aslında baktığımızda soy seçeneğinizde de çok daha gerilere geliyor. Ya şöyle tabii ki Diyap Ağa'nın aile hayatımızın, ailemizin CHP'li olmasında büyük önemi var. Çünkü Diyap Ağa Atatürk'ün en yakın milletvekili olarak çalışma arkadaşlarından birisi. Evet. Hatta ben ara sıra sitem ediyorum böyle akrabalara falan diyorum ki ya bu dede bizi yakmış diye. Niye diyorlar? Atatürk Diyap Ağa'ya diyor ki Dersim'e geri dönme diyor. Etimesgut bölgesini veriyor. Yani Ankara'nın Etimesgut. O zaman kim yapacak oraları? Evet. Her taraf şey. Diyor ki diyor aşiretini al gel buraya yerleş diyor. Diyap Ağa da diyor ki biz buralarda yaşayamayız diyor. Bizim ata dede topraklarımız diyor. Ve dönüyor köyüne, Çimişgezi'nin Ekle köyüne dönüyor. Hale mezarı da oradadır. Şimdi düşün Etimesgut bizim olsaydı. Hiç fena olmazdı yani. Evet. İşin esprisi tabii. İnsanlar nerede kendini mutlu ve huzurlu hissediyorlarsa atalarını, dedelerini, toprakları insanı çekiyor. Ben buna inanırım. Evet. Tabii onun önemli bir rolü var. Diyap Ağa'nın rolü var. Ama ailemiz zaten siyasetçi bir aile. İşte benim babam 1984 yılında SODEP'in Elazığ Merkez İlçe Başkanı'ydı. Babamın yanına çok sık gider gelirdim ve ilçe binasının temizliğini yapardım babamla birlikte. Zeynel Emre vardır İstanbul milletvekilimiz şu anda. Onun babası Ali Adi Emre de Elazığ İl Başkanı'ydı babamın. Yani babam Merkez İlçe Başkanı'ydı, o il başkanıydı. Onun etkisi var, babamın çok etkisi var, dayımın çok fazla etkisi var. Yani Doğan dayım, babam yaşam olarak bizim bir rol modelimizdi. Disiplinli evet. bir yaşam, Atatürkçü bir yaşam, Cumhuriyetçi bir yaşam.
Siyasette de Doğan Taşdelen bizim rol modelimizdi. Babacan bir adamdı, gönül adamıydı. Yani bunların hepsini siyasette şekillenmemizde hepsinin bir emeği var. Hepsini Allah rahmet eylesin, yerleri cennetin mekati olsun. Amin. Yani amin. Bize düşen de onların bize bıraktıkları bu miraslara yakışır bir şekilde bizim de bizden sonraki ailemiz bireylerine aynı ismi bırakmak. Evet. Sizi bayağı bir geçmişe götürdüm, evet. Duygulandırdım, hüzünlendirdim. Şimdi, vallahi ben size bir şey söyleyeyim. Ben ilk defa bir televizyon programında gözlerim doldu ve bale düştüm hakikaten. Yani demek ki insan çoğu zaman duygularına yenik düşebiliyor. Evet. Bu da demektir ki vicdanımızı kaybetmemişiz. Evet, ne mutlu ne güzel diyelim. Maddi yönden güçlü olduğunuzu ve bugün de bu kaynakların nereden geldiği merak ediliyor. Hırsızlık yok, rüşvet de yok asla. Bizim hayatımızda asla bu kirlilik olmaz. Kazandığım her kuruşun mutlaka bir bedeli vardır. Kazandığım her kuruşun yasal dayanağı vardır. Asla hayatımızda ben seçim dönemlerimde bile hiç kimseden bağış almam. Ama şunu yaparım. Ya mesela şu anda da yapıyorum. Mesela benim etrafımda bir sürü iş arkadaşlarım var. Ya benimle ilgili ya senin için ne yapabiliriz dediklerine. Mesela diyorum ki ya bana bank yaptır. İşte bana mont gönder. İşte bana şu cemevinin onarımı yapılacak yap. Bana diyorum ki işte Harput'taki şu türbe yapılacak orayı yaptır. Bunları yaptırıyorum. Ya yaptırmaya da devam ediyorum ayrıca. Ama ben seçim kampanyalarında bile kendimle ilgili asla kimseden bir kuruş talep etmem. Kendi imkanlarımla girerim, kendi imkanlarımla çıkarım. Çünkü şeye inanırım, bir siyasetçinin herkesin karşısında başı dik olacak. Asla birisini gördüğü zaman utanmayacak, gözlerini kaçırmayacak. Ben buna inanırım. Ve benim oğlum ve eşim inşaat mühendisi. Oğlum Londra'da yüksek lisansını yaptı restorasyon üzerine. Restorasyon üzerine firmamız var. Benim daha önceden ticari ilişkilerim vardı ama milletvekili olduktan sonra tamamen ticareti bıraktım. Bütün aile gelirimiz, şu anda kaynağımız, belimizin ekonomik direği oğlum. Yani işte benim bütün hesaplarım banka kanalıyla yapılır. İşte oğlum param bittiyse oğlumu ararım, oğlumdan para alırım. Benim yaşam tarzım biraz daha farklı. Ben aslında gelir seviyesi çok yüksek bir adam değilim. İnanın buna yani. Ben belki de meclisin 600 milletvekili varsa belki 300'üne girerim. Ya bu kadar söylüyorum. Belki 300'üne girerim. Benim yaşam standartlarım yüksek. Yani yaşam tarzı şeyim yüksek, gelirim değil. Niye? Ya ben düzenli yaşarım, temiz giyinmeyi severim. Yani kendime göre bir yaşam tarzım vardır, bir standartlarım vardır. O standartlara göre yaşarım. Belki bir çoğunun bankadaki hesabı benim 100 katındır. Mal varlığı benim 100 katındır ama adamı gördüğün zaman dersin ya gariban bu, yemesini bilmez. Onun için parayı kazanmak bir yetenektir ama parayı harcamasını bilmez. Para harcamak da bir sanattır. Yani yiyemedin, harcayamadın, kullanamadın, değerlendiremedin para senin değil. Evet. Ben böyle görüyorum. Her şeyimiz yasaldır, gayri resmi asla bir tek şeyimiz yok. Bak buradan da herkese meydan okuyorum. Benimle ilgili kimin ne şey varsa kamuda işlerimiz olmuştur, olacaktır tabii ki. Evet. Yani sonuçta benim oğlum da eşim de inşaat mühendisi. Bunlar gidip de belediyelerde, kamuda yolsuzluk üzerine onu bunun işini takip etmeyecekler. Tabii ki yüzlerinin hakkıyla iş yapacaklar, para da kazanacaklar. Ve şu da önemli. Mesela ben bunu dostlarıma da ara ara anlatırım. Derim ki ya benim için şu önemlidir. Mesela diyelim ki ben ailemin geliri belli. Kimden ailenin geliri? Oğlum. Ya yani şirket başında o var. Kasa o, para onda. Şimdi benim paraya ihtiyacım olduğu zaman diyorum ki oğlum para bitti bana para gönder. Gönderiyor da. Çocuk yani bir şey de demiyor, diyemez zaten. Ya yani gönderecek onu şu. Artık evin direği o. Onun o sorumluluğu var. Şimdi mesela ben oğlumdan para istemeden arabamı değiştim. Veya oğlum bana para göndermeden evimi değiştim. Ya benim oğlum bana dönüp demeyecek mi? Baba bu para bende. Peki sen benden para istemeden sen bu arabayı nasıl aldın? Sen bu evi nasıl aldın? Ya ben hayret ediyorum yani. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani sen kendini çocuğunun gözünün karşısında nasıl bu hale düşürürsün? Onun için bizim her şeyimiz yasal. Asla hayatımızda kirlilik olmaz. Ve ben milletvekili olduğum günden bugüne kadar da maaş almıyorum. Niye almıyorum? İşte babamın o devletin sayesinde yetişmiş olması, devletin bu imkanları bana tanımış olmasından dolayı ben yaptığım işten dolayı maaşı hayır kurumlarına, işte öğrencilere veriyorum. Yani işte Elaspor'a kısmen verdim. Hani bunu da böyle devam edeceğim. Milletvekili olduğum sürece de devam edecek. Yani keşke imkanlarımız olsa garibana, fakir fukaraya çok daha farklı yardımlar edebilsek. Yardımlar anlatılmaz. Ama evet. Sokağa çıkın. Benim cenazesini getirdiğim, hastanede ameliyat ettirdiğim, akülü araba dağıttığım, garibanlara sahip çıktığım yüzlerce insanla karşılaşırsınız. Ama bunları asla ben söylemem. Söyleyecekse onlar söylesinler. Ben bunları söylemem. Elimden geldiği kadar her yere ulaşmaya çalışıyorum. Her garibana, her fakire dokunmaya çalışıyorum. Ama doğal olarak bizim de imkanlarımız belli. Ben holding sahibi değilim. Keşke olsam da 100 kişiye değil de 100 bin kişiye sahip çıkabilsem. Ama vicdanen ve ahlaken ve siyaseten
fakirin, fukaranın, garibanın yanında olmaya devam edeceğim. Çünkü ben buradan geldim. Evet. Geldiğim yeri unutmadım. Aslında 2004 yılına kadar Harput ve Pertekale'nin onarımını da yapıyordunuz. Tabii, daha tabii. Sonra için aslında devletle ve kamuyla yaptığınız işler var mı diye soracaktım. Evet, ama siz de soruma zaten cevap verdiniz. Şimdi Harput'u Gelirin... anlatayım. Evet. Harput'un restorasyonunun başlamasında eski MHP milletvekili Mustafa Gül'ün çok büyük katkısı vardır. İlk evet. o başlatmıştır bu projeyi. Ve benden rica etmiştir. Ya Harput'un projesini ve Harput'un projesini ben bedava çizdim. Ya proje restorasyon evet. projesini. Sonra 2009 yılında biz paramızı alamadık. 2009 yılındaki paramızı dava açarak 2017'de 2009'un fiyatlarıyla aldık. 3 yıldır da bunu üzülerek söylüyorum. Onlar beni yani kendilerine gitmemi bekliyorlar ama gitmedim. 3 yıldır Harput'un 3. kısmını yani Harput'un surlarının restorasyonunun bitmesi için yatırım programına bile almadılar ben yapıyorum diye. Bak bu kadar da şey davrandılar. Ama onları Allah'a emanet ediyorum. Yani bu mesele benim yapıp yapmamam değil. Yani veya benim oğlumun yapıp yapmaması değil. Yani mesele bu Elazığ'ın bir kültür varlığı ve bununla ilgili Türkiye'nin her tarafına ödenek gidiyorsa kardeşim Harput'a gelsin. Kimin yaptığı önemli değil ki. Yapın işin niteliğine bak. Yani o 3 yıldır da Harput'a bir kuruş ödenek koymadılar. Yani bunu da altı parantez belirtmiş olalım. Ben de gitmiyorum. Söylemiyorum. Evet. Burada hemen size sormak istediğim. Siyasetin içinde evet var oldunuz. Tunceli'de bir dönem vekilinizi yaptınız. Elazığ'da da yine ilk döneminiz ve sürecimiz de devam ediyor. Geriye dönsek zaman zaman bizim sizin sistemlerinizi biliyoruz. Sosyal medyadan da takip ediyoruz. Elinizde imkan olsa tekrar Tunceli'den ikinci dönem için milletvekilliği adaylığında bulunur muydunuz? Elazığ'dan aday olduğunuz için ve vekil olduğunuz için pişmanlık duydunuz mu? Şimdi bakın şunu söyleyeyim. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Benim siyasi hayatımda iki ilin çok önemi vardır. Evet. Beni PKK'ya rağmen, PKK'nın tehditlerine rağmen seçip gönderen Tunceli halkına, iki 41 yıldır milletvekili seçilmeyen, seçilemez diye adaylıkla ilgili evet. sürecin yürütüldüğü dönemde gelip Elazığ'dan seçildiğim evet. Elazığ halkına. Şimdi iki tarafı da değerlendireyim. Ben Tunceli'nin en kısa milletvekili yapan milletvekiliyim. 2,5 yıl milletvekili yaptım ama Tunceli'nin tarihinde en fazla hizmet götüren milletvekiliyim. Şu anda Tunceli'ye de gittiğimde pazar günü babamın mezarını ziyaret edeceğim. Oradan da Tunceli'ye geçeceğim. İnanın vatandaş beni gördüğü zaman bizi niye yetim bıraktı, bizi niye sahipsiz bıraktı diye bana sitem ediyor. Mesela milletvekilliğin döneminde aynı şeyi göremiyordum, tepkiyi göremiyordum. Ama şimdi benim yokluğum orada görününce inanılmaz benimle ilgili bir arayış var. Ve şeyde mesela ben Veda Park konseri düzenlemiştim evet. Elazığ'da Tunceli'de. İşte hakkınızı helal edin dedim. 20 bin kişi geldi konsere. Müthiş bir şey Tunceli için. Yani Tunceli bana sahiplenmişti. Ama bu siyaset. Yani insan hayatını siyaset yarın farklı yönlerde de şekillendirebilir. Şimdi Tunceli milletvekiliyle Elazığ milletvekili arasındaki fark şu. Yani Tunceli'de sizin kamu tarafından, halk tarafından benimsenmeniz çok da farklı ayrıcalık yaratmıyor. Evet. Ama Elazığ öyle değil. Toz kondurmuyorlar. Ya yani Elazığ'da daha mutluyum. Mesela Tunceli'de bu kadar yorulmuyordum. İnanın Elazığ milletvekiliyim Tunceli milletvekiliğinden 10 kat daha yorucu. 10 kat daha fazla mesai harcıyorum ama 10 kat daha mutluyum. Niye? Yaptığımın karşılığını her şekilde görüyorum. Elazığ halkı seni dürüstlüğüne, samimiyetine inanıyorsa ve doğru yaptığına kanaat getirmişse ne senin etnik kimliğine bakıyor ne siyasi kimliğine bakıyor. Diyor ki adam gibi adam bitmiştir diyor. Bu benim için inanılmaz bir duygu. Şimdi, ben bu soruyu bana genel başkan evet. sordu. Dedi ki nasıl dedi Tunceli milletvekilinden mi rahatsın dedi Elazığ milletvekilinden mi evet. memnunsun dedi. Dedim ki efendim dedim Tunceli milletvekilliğin döneminde dedim gelen dedim oğlum ya cezaevinde ya dağda. Evet. Şimdi dedim Elazığ milletvekilinde kamuda seçmen gördün dedim. Bakan yardımcısı var, emniyet genel müdürü var, vali evet. var. Yani her şeyde dedim seçmen gördün devlette. Burada evet. dedim daha rahatım. Ya yani bu işin esprisi tabii. Ama sonuç itibariyle şunu söyleyeyim. Elazığ milletvekilliğinden son derece memnunum. Memnuniyetim yalnızca insanların bana ilgi duymasından kaynaklı değil. Aynı şekilde buradaki insanların bilgilendirilmeye, siyaset yapma tarzının ne olduğuna, bir milletvekilinin sorumluluklarının ne olduğunu konusunda, evet. seçmenle siyasetçi arasındaki bağının ne olması gerektiği konusunda inanılmaz bir şey varmış. Bilinmeyen varmış. Şimdi biz bunu yani bu bilinmeyeni anlatmaya evet. başladık, buradaki göstermeye başladık. Buradaki eksikliği çıkardım diyorsunuz. Kıyaslanmaya başlandı ve evet. kıyaslanmaya başlayınca seni takdir ediyor ama evet. diğer tarafı da sorgulayacak bir şeye geliyor. Bir ne diyeyim? Sorgulayacak bir bilgi birikimine geldiği için bir dahaki seçimde inşallah farklı tercihler kullanırlar evet. Elazığ için.
Bir dahaki seçim deyince de... Zamanımız kaldı mı? Kaç dakika oldu? Zamanımız var. Bence siz bu programı hiç kesmeden sonuna kadar yayınlayın. Evet, var. Elazığ CHP il yönetimiyle aranızın açık olduğu söyleniyor. Bu doğru mu? Ve bir dahaki seçimde aday olacak mısınız? Aday olacaksanız buradaki yönetimle aranız çok da böyle uyumlu gibi görünmüyor dışarıdan. Bu yol haritası nasıl çizilir? Ya şöyle, ben profesyonel bir adamım. Evet. Yani yaptığım her işin önce ciddiyetini algılarım, hedeflerimi belirlerim, risklerimi görürüm, ona göre tedbirlerimi alırım. Ya zaten ben aday olarak geldiğim zaman da seçim kampanyamı kendim yönettim. Ankara'daki ekibim olduğu gibi getirdim buraya. Evet. Kampanyamı kendim yönettim. Yani ben yine kampanyamı kendim yönetirim. Yani zaten Elazığ İl Örgütü'nün il başkanlığının bir seçim kampanyasının yönetilmesine yönelik bir beklentim yok. Zaten yönetseler de ona ben müsaade etmem. Bu profesyonel bir iştir. Kampanyamı kendim yöneteceğim. Ben aslında Elazığ'dan bir daha aday olmayı düşünmüyordum. Yani hakikaten düşünmüyordum. Ama milletvekili arkadaşlarımızın ve Elazığ siyasetinin yorumları, değerlendirmeleri karşısında bu kentten bir dönem daha aday olacağım. Evet. Çünkü niye olacağım? Meydanı bunlara bırakmayacağım. Rahat hareket etmesinler, kendilerini vazgeçilmez görmesinler. Bu kentin bir siyasi kültüre, siyasi bilgiye, siyasi beceriye sahip insanların siyaset yapılmasına katkı vereceğim. Evet. Bu A partisinden olur, B partisinden olur. Hiç önemli değil. Yani yarın belki MHP'den düzgün bir arkadaşımız, yeterli bir arkadaşımızın seçilmesi için ona da destek vereceğim. İyi Parti'den varsa ona da destek vereceğim. Saadet'ten varsa ona da destek vereceğim. Verin diyeceğim, düzgün adamlar. Yani parlamentoda ne olacak? Her partiden bir kişi olsa ne olur? Yani fikir zenginliği olur. Tabii her partinin temsili olur. Tabii evet. Canım. Yani o anlamda Elazığ'dan bir dönem daha adayım. Evet. Ve bunlara meydanı bırakmayacağım. Çünkü Zülfü Bey'in söylemi çok önemliydi. Zülfü Demirbağ'ın aslında siyasi bir polemik yaratmak istemem. Ya diyor ki, bizi hem seçiyorsunuz hem eleştiriyorsunuz, o zaman oy vermeyin. Bu olmaz. Senin oy vermeyin deme hakkın yok. Senin sana oy veren, vermeyen herkesin eleştirilerine açık olacaksın. Onların beklentilerine açık olacaksın. Evet. Ve asla seçmeni sorgulamayacaksın. Sahipsiz Elazığ hashtag'i açtınız mı? Ben sahipsiz Elazığ hashtag'ine destek verdim. Evet. Zaten sahipsiz Elazığ başından beri söylüyorum. Evet. Sahipsiz olduğu kadar da talihsiz bir Elazığ. Yani bunu da eklediniz bunu diye. Bunu da ekledim. Evet. Yani böyle bir siyaset kadrosuna sahipsiz, aynı zamanda da talihsiz yani. Bunu da ekledim. Ya hakikaten sahipsiz. Şimdi bakın, dün akşam yine sizin kanalınızda, geçen günlerde Metin Erol Bey'in programında da anlattım. Evet. Bana dedi, işte neye göre sahipsiz? Siz de milletvekilisiniz. İşte siz sahibi değil misiniz? Evet. Anlattım. Yani bu farklı bir olgu, farklı bir anlayış. Şimdi düşünün, örnek vereceğim. Ben soruyorum, Elazığ kamuoyu cevap versin. Siz de verin cevap verebilirsiniz. Yani uygunsa siz de verin. Niye? Ya şimdi 18 yıl boyunca bu bölgede AK Parti'ye sınırsız ve sorumsuz destek veren tek il Elazığ. Evet. 18 yıl boyunca belediye başkanı AK Parti'de, milletvekillerinin tümü AK Parti'de. Yani inanılmaz şekilde destek vermiş bu halk AK Parti'ye. Şimdi bakıyorsunuz çevre illerine ve 1980 öncesi de 2002 yılına kadar da bütün partilerin, iktidar olan tüm partilerin Elazığ milletvekillerinin arasında mutlaka birini bakan yapmışlar. Yani her dönem Elazığlı bir bakan var. Parti hiç fark etmiyor. CHP iktidar olmuş, CHP'nin bakanları var 80 öncesi. 80 sonrası Anavatan Partisi iktidar olmuş, Anavatan Partisi'nden bakan var. 90'lı yıllarda Doğru Yol Partisi iktidar olmuş, Doğru Yol'un bakanı var. Refah Partisi iktidar olmuş, Refah Partisi'nin Elazığ'ın bakanı var. Bütün partilerin Elazığ'dan bakanı var. 20 yıl boyunca bakan olmayan tek şey parti AK Parti dönemi. Ama bu 20 yıl boyunca çevre illere bakıyorsunuz. Ya Bingöl bizim komşumuz değil mi? Şimdi Bingöl mü büyük, Elazığ mı büyük? Bakanı var. Diyarbakır'dan bakan var AK Parti'nin. İşte Adıyaman'dan bakanı oldu. Malatya'dan bakanı var. Sivas'tan bakanı var. Biraz ötemizde Erzincan'dan bakan var. Yani çevre illerin ve o çevre illerin bir ötesindeki tüm illerinde Elazığ'dan her dönem bakanı var. Evet. Bakanı olmayan Elazığ. Peki kardeşim, neye göre sahipli? Elazığ'da işsizlik var mı? Eğer ben yanlış bilgi veriyorsam bütün Elazığlılardan özür dilerim. Türkiye'nin en büyük istatistik işsizliğin olduğu il Elazığ. Var mı Elazığ'da işsizlik? Var. Peki Elazığ'da geçim sıkıntısı var mı? Var. Elazığ'da depremden kaynaklı mağduriyetler var mı? Var. Elazığ'ın üç bir tarafı sularla çevrili olduğu halde ovalarını sula buluşturabilmiş misin? Buluşturamamışsın. Marka değeri olan bir ürünün mü var? Yok. Bak, Giresunspor'a 23 milyon lira para aktarıldı. Tahtası, transfer tahtası harcansın diye. Ya burada bir deprem oldu. Yer yerinden oynadı. 20 bin konut yapılıyor. Elazığspor görmezden geldi. Ama Elazığspor bir marka değeri var Elazığ için. Evet. Şimdi Elazığ sahipliğini, sahipsizliğini ben soruyorum. Tamam. Ben hemen o zaman bir sorumun kısa bir kısmını kaçırdık. Orayı size tekrar sormak istiyorum. Elazığ CHP il yönetimiyle aranız nasıl?
sıkıntılar var mı? Bu sıkıntı vardı da giderildi mi? Ya bu soruya cevap vermek istemem. Gerek yok. Çünkü ben artık bunları aşmış bir siyasetçiyim. Peki. Şöyle, yani ben Elazığ milletvekiliyim ama Türkiye kamuoyuna mal olmuş bir siyasetçiyim. Evet. Çünkü en son 37. olağan kongremizde CHP tarihinde görülmemiş, yani CHP tarihinde görülmemiş bir oy alarak listeyi deldi. Yani 1200 kişi oy kullanmış, ben 824 oy aldım. Bu müthiş bir rakam. Evet. Yani bugüne kadar listeyi 500-600'ün üstünde, 550-600'de kimse delememiş. Geçmişteki en o devasa siyasetçilerimiz bile. Ben 824 oy alarak deldim. Bu müthiş bir şey yani. Müthiş bir başarı hikayesi. Şimdi bu seviyede siyaset yapan birisinin Elazığ Başkanlığı'nı muhatap olarak soru vermesi doğru değil. Başka bir sorumu sormak istiyorum hemen. Yapmış olduğunuz Elazığ'da CHP il milletvekili olarak seçildikten sonra Sayın Kılıçdaroğlu'yla yaşamış olduğunuz ve göstermiş olduğunuz bir tepki vardı. Bugün aynı şeyler olsa yine aynı tepkiyi gösterir misiniz? Aynısını yaparım. Bak niye? Ben bunu genel başkanın yüzüne de söyledim. Kurultay'da konuştum söyledim. Kurultay konuşmam var benim bununla ilgili. Düşünün. Evet. Bu kurultayda. Sayın Genel Başkanımızın konuşmasından sonra bu partide milletvekilliği yapmış ve genel başkanına aday olan arkadaşlar ayağa kalkmadılar. Bütün salon kalktı halde. Ben onlara yönelik kalktım bir konuşma yaptım. Bakın dedim. Önce dedim bir haddinizi bileceksiniz. CHP Genel Başkanı kim olduğu önemli değildir. Ama CHP Genel Başkanı kurumsal olarak CHP'yi temsil eder, beni de temsil eder. Siz kurumsal kimliği olarak CHP Genel Başkanı'na saygı duyacaksınız ve ayağa kalkacaksınız. Bir de oraya adaysınız. Ben dedim geçmişte CHP Genel Başkanı istifasını istemiş bir milletvekili olarak karşınızdayım dedim. O gün bir başarısızlık vardı, istifasını istedim. Ama bugün de bir başarı var. Çünkü bu salonda İstanbul Belediye Başkanı var, Ankara Belediye Başkanı var, Antalya Belediye Başkanı var, Mersin, Adana saydım. Bugün bir başarı var dedim. Başarı olduğu yerde arkasında dururum, başarısız olduğunda karşısında dururum dedim. Bugün eğer dedim yerel seçimlerde bu sonucu almamış olsaydık bu kurultay salonunda en sert konuşmayı da ben yapardım. Evet. Şimdi onun için ben kişisel değil benim şeyim. Başarı varsa takdir ederim arkasında yer alırım. Ama başarısızlık varsa ilk bayrağı orada ben açarım. Orada da yokum diyorsunuz. Çünkü ben CHP kültüründen geleneğinden gelen devlet geleneğiyle siyaset yapan birisiyim. Çok az vaktim kaldı diye hızlıca diğer sorularımı yöneltmek istiyorum. HDP'li Sırrı Süreyya Önder. Tunceli milletvekili olmanız için diyor ki Gürsel Erol PKK'dan izin aldı. Ve bunu da biliyoruz ki her yerde böyle çokça meşgul eden bir konu. Bununla ilgili de ne diyebilirsiniz? Ne diyeyim? Bu soruyla muhatap olmaya bile kendimi hakaret görüyorum. Ya benim gibi bir adam, devletin koruması altındasın, PKK'nın tehditlerinden dolayı. Seni Cumhurbaşkanı bile aramış, teşekkür etmiş. İçişleri Komisyonu'ndasın. Şimdi onu söyle, meclisteki konuşmanın bir bölümünü kesiyorlar. O adayları karıştırmış. O zaman da söyledim. Çünkü ben 7 Haziran adayı ben değildim. Çok detayına girmem. Evet. Yani dönemleri karıştırmış, adayları karıştırmış. Ha böyle bir iddiası da varsa şu anda gözaltında zaten, savcılıkta ifadesini versin, ne diyeyim yani. Pekala. Sizin için karşıdan baktığı zaman belli bir kesim diyor ki Gürsel Erol iyi bir hatip, muhalefeti çok iyi yapıyor, sempatik bir insan, bu yüzünü de çok güzel kullanıyor. Ve bu şekilde de oyları aldı ve gündemde de bu şekilde kalıyor. Elazığ için somut olarak yapmış olduğu bir şey yoktur. Siz de biliyorsunuzdur. Ben de dile getirmek istedim sizinle ilgili. Hem okurken hem araştırırken bunu da sormak istedim. Soru. Şimdi şöyle, milletvekili kimdir? Milletvekili işte mecliste kamu görevi, yani bir anlamda kamu adına görev yapan, kanun çıkaran, bütçeyi onaylayan, konuşmalar yapan, değil mi? Türkiye siyasetiyle ilgili değerlendirme yapan kişidir. Evet. Ya kendi ilini seçmeni de temsil eden kişidir. Hı hı. Şimdi ben iki boyutta milletvekilini değerlendiriyorum. Bir yerel anlamda milletvekilinin etkisi ve yetkisi ne olmalı? Evet. Bir de genel anlamda ne olmalı? Şimdi geçen Elazığ'da bir gazete, yerel gazetemiz milletvekillerinin çalışmalarıyla ilgili, meclis performanslarıyla ilgili meclis verilerine göre bir değerlendirme yapmış. Yani benim toplam etkinliğim 46, arkadaşlarımızın herhalde 20'lerde falan kalmış. Dördünün toplamı. Şimdi ben parlamentoda bütün bakanlıkların bütçesini takip ederim. Bakanlıkların bütçesiyle ilgili konuşmalar yaparım. Ülkenin ulusal sorunlarıyla ilgili mecliste değerlendirmeler, konuşmalar yaparım. Evet. Ulusal televizyonlara çıkarım. Elazığ milletvekili olarak konuşmalar yaparım. Kanun teklifleri veririm. Elazığ'ın sorunlarını mecliste gündeme getiririm. Bürokrasiyi ziyaret ederim. Onları anlatırım. Bu boyutu, parlamento boyutu. Evet. Orada başarılı mıyım? Başarılıyım. Evet. Ve hatta bir derneğin adını vermeyeyim, Türkiye genelindeki en başarılı milletvekili olarak 2019'da beni seçmişlerdi. Evet. Yani bir de öyle bir şeyimiz var. Şimdi partinin ve CHP'nin Elazığ'daki milletvekili olarak kamuoyu yüzüyüm.
Vitrin yüzüyüm, televizyonlara evet. çıkıyorum ve kendimi orada partim adına ve Elazığ adına temsil ediyorum. Evet. Şimdi gelelim yerel siyasete. Yani yerelde bir milletvekilini yapmalı. Yereldeki milletvekili devletle vatandaş arasındaki köprüdür. Hı hı. Yani tabii ki siz icracı değilsiniz. İcracı olan kimdir? İktidar partisidir. Evet. Ama siz sorunların çözümüyle ilgili kamuoyu oluşturmalısınız, toplumsal bilinci oluşturmalısınız. Yani siz bunu becermelisiniz. Ben bunu becerdim Elazığ'da. Yani AK Partili milletvekillerini sorgulanıyorsa, AK Partili milletvekillerinin yaptıklarıyla ilgili eleştirilere muhatap oluyorsa ve artık AK Parti ve AK Parti milletvekilleriyle ilgili vatandaşın farklı beklentileri oluşuyorsa, işte bu bizim siyaset dilimizden ve tarzımızdan kaynaklı. Ve her şeyden önce de AK Parti milletvekillerini çalıştırıyorum. Yani benim bu kadar aktif olmam, onların bu kente daha çok gelip gitmesini sağlıyor. Evet. Vatandaşın daha çok sorunlarla ilgilenmesini sağlıyor. Ve mecliste konuşmaya zorluyorum. Niye? Mesela Elazığ ile ilgili bir önerge veriyorum. Onun aleyhinde AK Partili Elazığ milletvekili konuşacak. Daha önce de kimse konuşmamış. Hiçbirinin konuşması tamam, yok. Tamam, bununla ilgili bir sıkıntı yok. Tamam ama milletvekilinin görevi evet, bu. Evet ama bunun yani dışında ben da... Yani ben şimdi valilik binasını yapın deyip de valilik binasını yaptıramam. Ama ben valilik binasının yaptırılmasıyla ilgili örnek veriyorum. Evet. Ben sulama projesini anlatayım. Evet. Onun gereğini anlatırım, mecliste gündeme getiririm, iktidar partisi zorlarım. Sonuçlananlar oldu mu hani? Olmaz olur mu? Yüzlerce oldu. Ya bugün ben olmasaydım bu deprem konutlarıyla ilgili sürecin bu noktaya geleceğini tahmin ediyor musunuz? Deprem konutları... Cumhurbaşkanı'yla evet. bile yazışıyorum. Bak ben şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu talep ettim. Evet. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Elazığ'la ilgili bu deprem süreciyle ilgili doğru bilgi verildiğine inanmıyorum. Yalan dolan. Hala inanmıyorsunuz. İnanmıyorum. Şimdi çünkü orada, Sayın Cumhurbaşkanı'na evet. bu kentle ilgili bu sorunlar anlatılsaydı bu kent bu halde olmazdı. Onu da biliyorum. Müdahale ederdi. Giresun'a nasıl müdahale ettiyse buraya da müdahale ederdi. Evet. Etmiyorsa derim ki Sayın Cumhurbaşkanı Elazığ gözden çıkarmış kardeşim. Ama ben Cumhurbaşkanı'ndan randevu istedim. Mesela geçen bu arkadaşlarımız dediler ki Cumhurbaşkanı'na gideceğiz dedim. Beni evet. de çağırın. Evet. Ben de geleyim. Sizin evet. anlatamadıkları evet. ben anlatayım. Bunlar randevu alamadılar. Ben şimdi randevu talep ettim Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. Bana randevu verirse bunları da çağıracağım ama Cumhurbaşkanı'na bilgi vererek. Gelsin derlerse diyeceğim ki siz de gelin ben Cumhurbaşkanı'na gidiyorum. Ama gelmesin derse yapacak bir şeyim yok. Ben tek gideceğim. Ama kentin sorunlarını anlatacağım. Yani Elazığ'la ilgili depremzedelere sorunlarının çözülmediği, bu kentin sorunların hala olduğunu, kendisine eksik ve yanlış bilgi verildiğini, Elazığ'a müfettiş göndermesi gerektiğini, bu kentteki sorunların tespitinin objektif olarak yapılması gerektiği konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'na konuşacağım. Sayın Gürseloğlu, Cumhurbaşkanı'nın %40 indirim yapması ve 20 yılda vade. Tamam. Bu da hani kamuoyu şunu diyor. Evet gerçekten bu yapılan şey çok güzel oldu. Gürsel Bey bunu hala itiraz ediyor. Acaba bunu %50 yapmış olsaydı veya %60 olsaydı Gürsel Bey yine itiraz mı edecekti? Ya şöyle... Tabii doğal olarak bizim taleplerimizi bu şekilde değerlendiren bir siyasi güç de var. Yani evet. bu şeyden ben bunu gerek yok ki, bunu yorumlamaya gerek yok. Çünkü ben Cumhurbaşkanı'na 7 maddelik bir mektup yazdım. Evet. Orada da anlattım. Dedim ki Elazığ'ın beklentisi sizden yüksek. Hı hı. İşte 7269 sayılı kanunun 4. maddesine göre %50 zaten. Evet. En fazla %50 yapabilir, indirim yapabilir. Bugüne kadar %30-35 yapmış diğer deprem bölgelerinde. Elazığ'da ilk defa %40 yapıldı. Teşekkür ettim ben. Ya ben basından kanalıyla açıklama yaptım. Yani Elazığ'ın sorunları çözülmüş değil ama Cumhurbaşkanımızın bu açıklığı şeyinden dolayı, katkısından dolayı teşekkür ettim ben. Yani niye %50 yaptın demedim. Ve döndüm dedim ki ama burada maliyetler yüksek. Maliyetler yüksek olduğu için vatandaşın tamam kısmen de olsa mağduriyeti çözüldü ama evet. keşke %50 olsaydı. Ve şunlar da olsaydı. Yani ona, çünkü niye? Vatandaşın beklentisi var. Şimdi bu neye benziyor? Anlattım geçen. Şimdi siz bir mağazaya gittiniz, mağazadan alışveriş yapacaksınız ama mağaza bir kampanya başlatmış. Bunu bütün mağazalar için söylemek doğru değil de. İndirim yapmadan önce etiket fiyatı 50 lira, tamam mı? Ama indirim yapacağı zaman diyor ki bu 50 lira değil, bu 100 lira diyor. 100 lira yazıyor. Diyor ki %60 indirim. Evet. Değil mi? Yani genelde evet, öyledir evet, yani. Evet, evet. Şimdi burada da konutların ihale tutarları, sözleşme bedelleri çok yüksek. Yani özel sektörde yaptırsan 160-170 bin liraya mal edeceğin konut 200-250 bin liraya mal edildi. Evet. Sonra hadi indirdik dediler. Gerçek değerinin bile yine 10 bin 20 bin üstünde kaldı. Ama sen devlet adına o müteahhide parayı veriyorsun. Vatandaştan almıyorsun ama ben ne diyorum ki bunu müteahhide vermek yerine ihale yapılırken yani bunun gerçek değerler üzerinden bir kar oranı koyarak sözleşmeler imzalansaydı vatandaşın mağduriyeti çözülürdü. Ha şurada şu yapılabilir. Cumhurbaşkanı diyebilir ki hadi müteahhitler buraya geldiğinde bunu da söyleyeceğim. Evet. Ya %40 devlet yaptı %10 da siz yapın. Evet. Mesela. Ne olur vatandaşın lehine olur. Ya şimdi hepimiz bak köylü çocuğuz. Köy kültürümüz, geleneğimiz var. Ya köydeki bir adam 250-300 bin lira 350 bin lira bir eve nasıl öder ya? Ya adamın tarlasını satsan onu ödeyemez. Şimdi böyle bir mantık var mı yani? Yani ev yapılıyor ama ev bedava yapılmıyor ki. Vatandaş sonuçta verecek o parayı. Ya böyle bir dünya yok.
Bedava yapılmıyor. Ben doğru yapılan işlere de teşekkür ediyorum. Ama eksik olduklarını, yani bunun böyle olması daha doğru diye öneri getiriyorum. Benim görevim o zaten. Yani ben Muhalefet Partisi'nin milletvekili olarak vatandaşın lehine öneriler getirmeliyim. Yani sen her şeyde kötüsün demiyorum. Milletvekili arkadaşlarımın bile doğru yaptığı işlerine kalkıyorum diyorum ki evet doğru yapıldı. Ama yanlışları da söylemek zorundayım. Benim böyle bir görevim var. Çok teşekkür ediyorum. Süremizi azıcık da aştık. Evet, ama çok güzel bir programdı. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Size de başarılar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Buradan da bütün hemşehrilerimizi tekrar sevgi ve saygıyla selamlayarak bu pandemi sürecinde sağlıklı günler diliyorum. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler, başka bir programda görüşmek üzere. İyi akşamlar.